Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde tek başımayım çünkü şu andan itibaren bir test yapıyorum. Şu an üzerimde üç tane mikrofon görüyorsunuz. Üçü de kablosuz mikrofonlar. Bunlardan birisi bizim emektar Sony. Diğeri de şu yanımda gördüğünüz ROOF R1200. Daha önce biz Barış'la e, bunun çok çok ilkel bir versiyonunu yapmıştık. Bayağı iyi görmüştü o yüzden devam ettiriyorum seriyi. E, şöyle ki şu anda kablosuz bir e, mikrofon almaya karar verdiğiniz zaman Kalitede Sony, Sennheiser gibi markaları zaten biliyorsunuz. Ama bunların ikili setleri, e, yani tek başına daha doğrusu 2000 liraya yakın fiyatı var. İki tane almaya kalktığınızda 4000 lira oluyor. Yani orada bir e, daha ucuza almak gibi bir şey söz konusu değil. E, bizim mikrofonlarımız e, Sony'nin bu tarz bir mikrofonu. şu Biz zamanında bile 1200-1300 lira gibi bir, e, parayı almıştık. Doların düşük olduğu zamandı. Hatta Euro'nun da. Ancak şöyle bir sorun var. Şimdi... Siz eğer isterseniz bizim daha önce söylemiştim Hamdi'nin kullandığı özellikle gündemde dinlediğiniz mikrofon Yoga diye 85 TL'ye satılan kablolu bir mikrofon. Fakat bunun yarattığı sorun şu. Hiçbirimizin evinde daha doğrusu çoğumuzun evinde toprak hattı olmadığı için özellikle canlı yayınlarda da canlı canlı filtrelemeler uygulayamadığımız için yolları var ama zor. Ve bir de gecikmeye sebep vermek gibi bir yan etkisi var. Bu mikrofonlar... Aşağıda, altta bir dip ses yaratıyor ama bu dip sesi hisleme ile karıştırmayın. Ondan bahsetmiyorum. Bu dip sesler genelde böyle vınlama diye tabir edebileceğim ee, türden sesler ve yok olmuyorlar. Canlı yayında sesin kalitesinin özellikle iyi olması lazım. Özellikle Twitch olur, YouTube olur, fark etmez. Evet, daha sonra yayın yapacaksanız o zaman belki filtrelerle bunu halletmek mümkün olabilir. Ama sonuçta e, kablolu sistemlerin bir de tabii ki kablosunun takılması vesaire gibi sorunları var. Yani ayağınızın takılmasından bahsediyorum. E, kablosuz sistemler tabii ki bize bu konuda baya bir rahatlık sağlıyor. E, üzerimizde taşıyoruz, rahat hareket edebiliyoruz. Kabloyla şöyle e, eğer toprak hattı ile ilgili bir sorun varsa bu bir sorun zaten hani devam ediyor ama en azından mikrofon kablosuz olarak sesi ilettiğinde... ...alttaki vınlama gibi seslerin elendiğini görüyoruz. En azından bizim tecrübemiz öyle. Yani durumu kurtarmıyoruz, etrafından birazcık dolaşıyoruz. Yani ne yapıp edilip aslında bir e, toprak, gerçek toprak hattı konulması gerekiyor. Bizim evlerimizdeki çoğu elektrikçinin yaptığı toprak hattı dandik toprak toprak hattı, gerçek değil. E, yeni apartmanlarda oturanlar biraz daha şanslı olabilir. Ona bile e, yine de ben bir elektrikçinin, mühendisin e, eli değme, değmediyse inanmam görmeden... Çünkü toprak hattının çoğu zaman e, önemi maalesef anlaşılmıyor. Ta ki işte bu sesle ilgili mevzular devreye girene kadar. Şimdi benim denediğim sistemlerde şu gördüğünüz ROOF R1200 şu anda bulabildiğim en ekonomik set. E, şöyle ki yanındaki set tam 1000 ile 1200 TL arasında piyasada aldığınız yere göre değişiyor. Pazarlık payınız da var. E, bulunabiliyor. Ben de 1000 liraya aldım zaten. Teknose aldığım bir ürün değil. E, bir danışmanlık yaptığım bir e, stüdyoya aldığım bir set. Böyle bir e, imkanları yoktu Sony almak gibi ya da işte Sennheiser almak gibi. Bunu tercih ettik. Ben de hemen buraya e, çalıp bir günlüğüne getirdim. E, şöyle ki bu sistem şu an iki tane e, kablosuz şu an üstümde var ama fotoğraflar girecek. E, alıcı verici e, sistemle çalışıyor. Verici alıcısı e, no, şeyden farklı, Sony'den farklı. Sony'de alıcılar da pille çalışıyor. Çok ufaklar çok daha kolay bir yerlere monte edilebilirler. Bu öyle değil. Bu masaüstü set. Ancak hani kutunun içine şunlar da konmuş. Dolayısıyla bunları bir yere sabitlemek de, demirleriyle mümkün. elektrikle çalışıyor o kısmı. Mesela Sony'nin bütün seti alıcı verici dahil pille çalışır. Dolayısıyla pil masrafınız var ve değiştirmek, yedek bulundurma durumunuz var. Diğer tarafta, diğer taraftan tabii ki de bir de taşınabilirlik sağlıyor. Elektrik bile kesilse çalışabiliyorsunuz. Ya da işte bizim kameraların pilleri var pilli sistemlerle çalışabiliyor. Komple sisteminizi elektrikten bağımsız hale getirebiliyorsunuz. Prizden daha doğrusu. E, bu sistem öyle bir sistem değil. Bu elektrikle çalışacak. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi baktığımız zaman bizim daha önceki ucuz sistemlerle e, ilgili tecrübelerimizde eskiler bilirler. 2.4 GHz hızında, e, frekansında çalışan kablosuz cihazlar bizim internetimizi kesiyordu. Router'la çakışıyorlardı. E, bu gibi sorunlar var. O yüzden e, çalışacak sistemlerin e, 2.4 GHz bandında olmamasına dikkat edin. Bu mesela 470-862 MHz PLL teknolojisini kullandığını belirtmiş. Daha so Bunun yanında sinyalin temizliği için tedbirler alınmış. Bunların ne olduğunu tabii ki hani içinde açıp da söylemek mümkün değil. Bunlar tecrübe zamanla kullana kullana bazı şeyler ortaya çıkacak. Bizim buradaki denemelerimiz en azından Sony mikrofonlarla ve ortamdaki kablosuz ağlar, şunlar bunlar, telefonlar her şey Düzgün çalıştı. Hiçbir parazitlenme olmadı. Firma da bununla ilgili tedbir alındığını söylemiş. Şurada görüyorsunuz zaten UHF olduğu yazıyor. Oradan da anlaşılıyor. Ee, bizim 2.4 GHz bandını kullanmadı. Ee, bunun haricinde 32 tane kanalı olduğunu söylüyorlar. Ee, gerçekten de oturup hani ayarladığınız zaman kanal değiştirmek falan kolay. Şöyle ki bunların hiçbirini yapmama gerek kalmadı. Önce daha doğrusu ilk kutudan çıkar çıkmaz açtığımda e, gayet güzel ayarlandı. Ben hiçbir ayar yapmadım ve çalışmaya başladılar. Sizin de de bir tecrübe olacaktır. Ancak hani ses karıştığı zaman belki... E, ...bir başka kanalla, başka bir cihazla kanal ayarı yapmanız gerekebilir. Sonuçta var. E, üstünde cihazın e, istasyonun ses ayarı var. Dolayısıyla ses şiddetini ayarlayabilirsiniz. Mesela bu Sony'de olmayan bir şeydi. E, orada tamamen e, şeyden mikserin üzerinden yapmanız gerekiyor. Bunun yanında şu anda ben konuşurken 3 tane e, mikrofon göreceksiniz üzerimde. Bunlardan şurada gördüğünüz Ruf'un kendi mikrofonuyken şu bizim e, yoga mikrofonumuz. Hamdi'nin o kablolu mikrofonu. O da ona uyuyor. Sonuçta jack'lar birbiriyle uyumlu. Değiştirebilirsiniz mikrofonu başka bir mikrofondan. Bir de burada en sağda Sony'yi görüyorsunuz. Bunlar başından beri şu an zaten sesi değiştire değiştire size de verdik. E, kullandığım mikrofonlar. Bizim testlerimize göre şu anda en iyi sesi tabii ki de Sony veriyor. Sony'nin başka bir takım avantajları da var. O da şu, mesela şu mikrofonla oynamaya başladığım anda hışırtılar, her türlü en ufak bir ses bile büyük çıtırtılar halinde kayda giriyor. Bu da hareket eden bir kişi üstünde bu mikrofonun dezavantaj yaratması demek. Diğer taraftan Sony'de de aynı sesler çıkmasına rağmen biraz daha kibar. Yani Sony'de sanki önceden bir filtreden geçirilmiş, geçirilmiş hissiyatı yaratıyor. Bu hareketli insanlar için daha uygun. Hareket halinde bir şey çekmek için daha uygun. Malzeme kalitesi olarak Sony çok daha üstün. Dayanıklı olduğunu tahmin ediyoruz. Ruhu pek düşürmeye gelmez ki üzerimize taktığımız cihazların birazcık bu konuda dayanıklı olmaları avantaj. Kablosunu vesaire biz de daha önce göstermiştim. ...dayanıklı olsun diye... ile kapatmıştık hatırlarsanız. Siz de... E, ...kabloyu güvene alabilirsiniz bu tip yöntemlerle... ...ama cihazın kendisinin plastiğinin... ...yere düşünce kırılma riski... ...yüksek. Ona dikkat edin. E, kendisi de biraz gövde olarak büyük. Üzerinde LCD'si var. Her şey yazıyor. Yine e, alıcısında... E, ...büyük bir LCD paneli var. O da güzel çalışıyor. Ayarları yapmak kolay. Zaten benim durumumda... ...hiç ayar yapmaya gerek kalmadan çalıştı. Bu... E, ve tecrübemize göre de şu anda zaten siz farkındasınız. Ruf'un kendi mikrofonuyla yaptığım kayıtlar bir diğer ikisine göre şöyle söyleyelim. Boğuk, biraz detaydan uzak kayıtlar. İş görür mü görür. He, hele hele daha canlı yayın değil de daha sonradan bir eğer yazılımla iyileştirmek imkanınız varsa baya baya kurtarıyorsunuz sesleri. Fakat ee, uğraşmanız lazım ee, kendi kutudan çıktığı haliyle bu mikrofonu ben çok beğenmedim hemen işte 85 liralık bizim şu yoganın mikrofonunu taktık onda aldığımız ses şaşırtıcı şekilde daha iyi Çünkü sonuçta ucuz bir mikrofon e, ucuz bir set e, bir marka bile sayılmaz aslına bakarsanız ama hani Sony ile işte yıl ay ne kadar zamandır beraber kullanıyoruz kimse de sesi yadırgamıyor böyle ciddi bir e, işlemden de geçmiyor ses e, ...roof'u bununla kullandığımız zaman daha iyi verim aldık. Tabii ki de en sonunda da Sony. Sony bu konuda zaten sektörün lider firmalarından bir tanesi. Onun verdiği ses en iyisi. Ama biz tabii ki de kalkıp herkes, biz bile... ...bugün artık üçüncü, dördüncü mikrofon için... ...işte başka seçenekler arıyoruz. Çünkü kalkıp 4000 lira vermek... ...işte 2000 lira vermek ya da tanesine... ...pek herkesin yapacağı iş değil. Biz de zaten ucuz yöntemler arıyoruz. İşte burada bu yanındaki roof'u ben... Tavsiye üzerine almıştım, biraz riske girdim, hatta iade şartıyla aldım zaten. Ama şu ana kadar yüzümüzü kara çıkarmadı ki. Menzili de gayet güzel. Bizim burada arada duvarlar olmasına rağmen baya baya yürüdük ve yani kendi söylediği rakam 100 metre civarı. O konuda da bir bizi üzmedi. Burada yapılacak iş basit. Roof'u alıyorsunuz. Bu kablosuz seti koruyorsunuz ama mikrofonu değiştiriyorsunuz. Dediğim gibi mikrofonda da neyse ki ucuz çözümlerden böyle güzel sonuçlar çıkabiliyor. İnternette ben kendim ararken hiçbir şey bulamadım bununla ilgili. Ee, zaten yerli bir markanın e, markası. Osaba'dan Osava'dan, e, osava.com.tr diye bir yere de çıkıyor e, baktığım zaman linki. E, üstünde gördüğünüz gibi büyük bir kutu var. Hani tipik Çince'ye benzettim. E, çevirimi şeyleri biraz kötü çevrilmiş ama biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Ee, içinden çıkan ürün işimizi fazlasıyla görecek e, nitelikte herhangi bir sorun e, yaratmadı bize sadece dediğim gibi mikrofon e, mikrofon çeşidi. şöyle söyleyeyim üstünde şurada görüyorsunuz kutudan çıktığında iki tane böyle kablosuz mikrofon olmayabilir bir tane el mikrofonu iki tane el mikrofonu bunlar değişiyor bunu söylemeniz lazım satıcıya ben şöyle istiyorum şeklinde o zaman size uygun seti satıyorlar Türkiye'de birçok yerde satılıyor ee, bayağı kullanıcı ısı varmış bana. ...satıcımın söylediği e, bilgi bu. E, ben de şu anda... ...şu ana kadar yaptığımız testlerde... E, ...bir sorun yaşamadım. Sony ile birlikte kullanırsanız... ...sırıdır. Çok net sırıdır. E, iyileştirmeniz gerekir. Ama e, bizim gibi... ...mikrofonu değiştirerek kullanırsanız... ...bayağı toparlarsınız. Ha, bu, bu kaydı... ...nereye yapıyoruz? Bu kayıt şu anda direkt ses kartında yapılıyor. E, XLR çıkışları var... E, ...istasyonun. XLR olmayan, e, ikisini birleştiren... ...ve bizi... Kameraya doğrudan bağlanmaya bağlamaya yarayan bir de kablo çıkıyor. Bu kablonu dönüştürücüye ihtiyacı var. Onu taktığınız zaman SLR'ye de e, rahat rahat takarsınız. E, onun dışında e, çevre gürültüsünü alma konusunda e, Sony'e göre daha başarısız, daha çok gürültü aldığını söyleyebilirim. Ortamın e, sesinin birazcık sakin olmasında fayda var. O da yine e, daha sonra yazılımla birazcık iyileştirilebilecek bir şey ama canlı yayın için yapacak pek bir şeyiniz yok. E, Roof R1200 şu anda kullanılıyor. E, çok konuşmaya çalıştım. E, arada bir değiştirerek sesi size verdik. Kendiniz karar verin. Ama şunu söyleyeyim. Ekonomik çözüm arayanlara bin liraya alınacak düzgün çözümlerden biriymiş. Dediğim gibi ilk modifiyemiz ama şu mikrofonu takmak oldu. Çok güzel bir mikrofon olmamasına rağmen Roof'la iyi bir takım oldular. Şu da e, mümkün. Daha sonra aynı setten bir tane daha bir tane daha alarak. Zaten 32 kanal destekliyor. Bunu çoğaltmanız da mümkün. Ya da işte dediğim gibi şu el setini alarak... E, ...daha da fazla çeşit sağlayabilirsiniz. Özellikle zaten bunu tercih edenler... ...konferans salonlarına vesaire alıyorlarmış ki... ...hani mikrofonu dolaştırmak vesaire gerekebilir. O da zaten kablosuz. Ben ucuz çözüm arayanlara... ...şimdilik hani karşınıza bu gelirse... ...bunun için geçer not veriyorum... ...ama tekrar tekrar söylüyorum... ...bütün ses kalitesi şuraya taktığımız bu mikrofona bağlı. Bunu ne kadar iyileştirebilirseniz... ...o kadar iyi sonuç alıyorsunuz ki... Piyasada e, dediğim gibi iyi mikrofonlar var. Bunun iddialı şuna lavalier dedikleri mikrofon e, bunun da iddialı ve e, profesyonel çözümleri var. Tabi denemek lazım. Ama ben şu ana kadar ucuz çözümlerle de bu işin olacağını gördüm. Şey demiyorum hani 2000 liraya vermeye gerek yok demiyorum. Çünkü Sony'nin bariz bir üstünlüğü var. İşte Full e, pille çalışması taşınabilirlik anlamında, malzeme kalitesi anlamındaki avantajlarını saymaya gerek yok ki. Burada Sony'nin yerine Sennheiser'ı da verebilirsiniz. Orada ee, hiçbir şey değişmez. Gayet onlar da farklı üst segmentin ürünleri. Burada nereye kaydettiğimiz çok önemli. Biz Excel'lerden şu anda ses kartına, USB ses kartına kayıt yapıyoruz. Tertemiz. Her kanal ayrı ayrı kayıt yapılıyor. Hiçbirine müdahale etmeyeceğiz. Sadece daha sonra benim takmamdan kaynaklı seviye farkını azaltmak için ses seviyesiyle oynayacağız. Onun dışında e, herhangi bir müdahale yok. Ne duyuyorsanız e, o şu an kayda giren. Ee, tekrar diyeyim Ruf R1200 incelemesi e, dersek buna e, bence alınabilecek bir ürün. E, daha sonra belki de hani bunu katacağız ya da işte bakalım belki önüme başka seçenekler gelirse değerlendireceğim. Çünkü bizim şu anda canlı yayın için 3. E, dördüncü 4. hatta belki konuk alındığında böyle bir e, ihtiyacımız var. Kablolu çözümler maalesef gürültü, yarattığı gürültüden e, gürültü nedeniyle gündemlerde oluyor ama ...canlı yayında pek istediğimiz performansı veremediler. Ee, i̇çinden son olarak kutu içeriği şöyle Türkçe tamamen. Burada bayağı uzun bir e, teknik servis listesi var. Garanti belgesi var. Yani dokümantasyon konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle baktığınız zaman burada her şeyin en ufak bilgisi Türkçe olarak işaretlenerek yazılmış. Ne, nasıl ne nasıl ayarlanıyor kısmını da güzel yapmışlar. Sadece buraya bakarak. E, sistemi kurabilirsiniz. Ama benim durumumda hiçbir şey yapmak gerekmedi. Sadece üstünden sesi ayarladım çalıştı. E, evet son e, olarak şunu söyleyeyim. içinden pil çıkıyor ama onları kullanmayın. Onlar sizi yarı yolda bırakmaya daha müsaitler. iyi kalite pil alın. Hani özellikle Duracell e, bu konuda bizim testlerimizde başarılı. Ama kendimiz GP'nin şarjlı pillerini de kullanıyoruz. Onları da alarak uzun süre kullanabileceğinizi tahmin ediyorum.